Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün elimizde BİM'den alınmış bir Starcom marka el feneri var. Bu el feneri ve Bluetooth özellikli bir cihaz. Bluetooth'tan aynı şekilde müzik de dinleyebiliyorsunuz. Cihazdan oldukça memnunum. Yalnız bataryası yeterince iyi gitmiyor. Bugün bu cihazın içini söküp birlikte içinde bulunan lityum-iyon bataryayı, 1200 mAh'lik bataryayı daha yeni, daha yüksek kapasiteye sahip olan LG marka bir notebook'tan çıkma bataryayla yer değiştireceğiz. Bugünkü konumuz bu. Cihazın şu an şarjı olmadığı için zaten açamıyoruz. Elimizdeki batarya LG marka 2600-2700 mAh civarı olan bir pil. Önceki Dell marka bir notebook'un batarya grubundan söktük bunu. İşimize yarar diye atmamıştım. Ne zamandan beri de aklımda böyle bir proje vardı. Bunu artık el fenerimizin içerisine montaj yapacağız. Öncelikle el fenerimizin fener kısmını sökeceğiz. İlginç bir cihaz. Aletin hem elektrik çıkışı ve elektrik girişi aynı yerden, yani çıkış USB'si, çıkış USB bağlantısından aynı şekilde bir de cihazı şarj ediyorsunuz. Cihaz büyük ihtimal tırnaklarla tutuyor. Yan taraflarından sıkıp açmayı deneyeceğiz şimdi. Evet, bastırıp artık biliyorsunuz Çin'den gelen birçok ürün ne yazık ki ultrasonik kaynak sistemiyle yapılıyor. Bunun kenarlarından dikkatlice bastırdığımızda kapak kendini bırakacak, öyle gözüküyor. Bastıralım. Gerekirse bir tornavida da artık kullanacağız ama elimizden gelince tornavida sürmek istemiyorum. Tornavida soktuğum her yer kırılıyor çünkü. Evet. Cihazı açmayı başardık arkadaşlar. Kablolarına dikkat edin. Zira cihazın hoparlör bağlantı kabloları çok çok ince. Bu kadar ince bir kabloyla nasıl bu adamlar uğraşıyor? Nasıl lehim yapıyorlar? Ben de merak ediyorum. İçinde pili görüyoruz. Pili çıkartalım. Pil yapıştırılmamış durumda. Pilin de markası zaten Starcom. Bu arada kutusunda 1200 mAh olduğu yazılıydı ama ben 1200 mAh olduğuna dahi pek inanmıyorum. Tepesindeki plastiği çıkarttım, koydum. O plastik parçayı kaybetmeyelim. Tekrar kullanacağız. O bataryanın kıpramasını engelliyor, hareketlenmesini engelliyor. Bu arada havyamızı takalım. Çünkü bataryayı lehim yerlerinden sökeceğiz. Pilimizi ona göre montajlayacağız. Havyayı taktığımız sırada pilin dış yüzeyini soyalım ki lehim yapacağımız yerlere, lehim yapacağımız kablo yerlerine ulaşma şansımız olsun. Bu bağlamda dışını söküyoruz. Artık ayırdık. Lehim yerleri belli. Bir havyayı kontrol edelim, yeterince ısındı mı acaba? Kontrol yaparken ben genelde pastaya batırıp da yapıyorum. Pastayı yeterince eritiyorsa eğer havya ısınmış demektir. Aman ola elinizle falan dokunmaya kalkmayın. Isındı da gerçekten 200 civarı, 200-220 derece civarı sıcaklıkları buluyor. Bu sırada yeni takacağımız lityum bataryayı yalıtmak için elektrik bandıyla güzelce bir dış yalıtımı oluşturalım. Dışını temizleyelim. Pil bağlantı yerlerini bir kırpalım. Keskin bir yer olsun istemiyorum. Yapmaya çalıştığımız yalıtımı delip herhangi bir yerlerden bir kısa devre oluşturmasın. Zira lityum bataryalar bu konuda oldukça tehlikeli. Kenarları kırpıyorum.
spot welding dediğimiz punta kaynağı olan yerlere zarar vermeden fazlalık olan bağlantı noktalarını yan keskiyle temizliyorum. Bu arada pilin kutuplarına dikkat edin. Üstünde halka şekli çizgi olan yer artı, alt kısım eksi bu pillerde. Yalnız pilin dış kısmının tamamı da, yani şasisinin tamamı da yine eksi. Hani olur da artı kutbundan şasiye bir yerlere bir temas olacak olursa kısa devre yapıp yangın çıkartabilecek tehlikeler göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden ben pili bir güzel dış kısmını bantlayacağım. Bunun için kaliteli bir elektrik bandı kullanmanızı tavsiye ederim. Pilimizi saralım. Belli bir kısmını bantın dışarı çıkartıyorum ki uçlarını katlayacağım. Uç kısmındaki yerlerden herhangi bir kısa devre oluşmasını engellemek adına. İyice sıkı sıkı bantlayalım ve ikinci bir yalıtım elde etmiş olalım. Ben bir kat daha döneceğim zaten. Göründüğü üzere zaten kenar kısmında gene biraz daha uzattım bantım ki içe doğru katlayalım bantı. Orada da ekstra bir yalıtım elde edelim istiyorum. İkinci kat katlamamızı da yapalım. Ve bantı mutlaka bir makasla keselim. Uzatarak kopartmaya çalışmayalım. Uzatarak kopartmaya çalıştığınızda bantın şekli şemali bozulmaya başlıyor. Hem çirkin bir görüntü hem daha kolay açılabilir hale geliyor. Bataryamız yalıtım konusunda hazır. Şimdi gereksiz olan kablo uçlarını havyayla ayıralım. Evet, havyamız yeterince ısınmış gözüküyor. Beyin pastasında yeterince eritme yaptığını görerek havyanın sıcaklığının uygun olduğunu anladık. Dikkatli bir şekilde söküyoruz. Kabloları çok çekiştirmeyin bu arada. Lehim söktüğünüz sırada çok inceler, kopup elinizde kalabilir. Yeni takacağımız pilin bağlantı noktalarını içe doğru kıvırıyorum. Bu arada eğer ki bantladıktan sonra kutupları unutursanız mutlaka bir avometre ile artı kutbunu, eksi kutbunu ölçün. Ters bağladığınız takdirde hem cihaza zarar verme ihtimaliniz var. Hem de bataryayı ters şarj edip patlatma ihtimaliniz var. Böyle bir durumda karşılaşmayın. Pilin üzerindeki eski bağlantıları da sökelim ve temizleyelim artık. Buraları yine bağlantımızı yapacağız artık. Havya kullanırken özellikle dikkatli olun. Oldukça sıcak ucu. Evet, artık pilimiz lehimlenmeye hazır.
kablolarımızı kablolarımızı lehimleme işlemi bitti. Cihazı kapatmadan ve bantla tekrardan sarmadan önce mutlaka bir avometre ile birlikte şarja takalım. Zira burada önemli olan lityum bataryada şarj durumundayken gerekli voltaja ulaştığında bu fenerin elektriği kesip kesmeyeceğini bilmek. Yoksa sonsuza kadar şarj etmeye devam ederse lityum batarya ısınarak patlama ihtimalini gündeme getirecektir. Bu yüzden hemen fenerimizi toplamayacağız. Avometremizle bir yandan izleyip bir yandan şarja takıp denememelerimizi yapacağız. Evet, avometremizi bağladık. Şu an şarj olmayacak şekildeyken, yani şarja bağlı değilken 4.10 volt ölçüyoruz. Avometre probları direkt bataryaya bağlı. Araç şarjı kullanacağım ben. Samsung'un kendi orijinal hızlı şarj özellikli bir araç şarjı var elimizde. Bu işlerde bu uyduruk cihazları pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunlar yeterli akım ve voltajı üzerinde yazdıkları gibi doğru bir şekilde vermiyorlar. Bazen çünkü ben bu tarz cihazları bağladığımda sonsuza kadar şarj etmeye devam ediyor. Çünkü verdiği akım içinde bulunan kullandığımız pilin bir iç direncini açmaya bile yeterli gelmiyor. Voltaj da aynı şekilde yeterli gelmiyor. Şarja taktığımızda voltajın direkt 4.15 volta yükseldiğini ve yanıp sönen şarj ledini görebiliyorsunuz. Bekleyelim bakalım. Cihaz şarj etmeyi kesecek mi? Yani o yeşil ışığın sürekli sabit yandığını görmemiz gerekiyor. Aralıklarda da pile dokunarak da herhangi bir ısınma mevcut mu değil mi? Bunu tespit etmeye çalışalım. Bu şekilde bataryamızı izleyeceğiz. 4.16 şu an. Belli bir yere geldiğinde şarjın kesilmiş olması gerekiyor. Arkadaşlar, şu an batarya voltajımız 4.18. Tahmin ediyorum 4.20 civarında falan şarjı kesecektir. Şimdi gerçi birkaç defa kesti. Ben yakalayamadım kaç volta kestiğini. O yüzden cihazı tekrar kullanıp biraz bataryasının gücünü düşürüp voltajını düşürüp tekrar şarja bağladım. Bekliyoruz. Şu an 4.18 ve cihaz şarj oluyor. Arkadaşlar, cihazın şarj kesme voltajını keşfettik. Artık 4.20 civarında, 4.19, 4.20 civarında cihazın kendi üzerinde bulunan şarj devresi bu şarjı kesiyor. Yani korktuğumuz bir durum yok. Güvenli gözüküyor şimdilik. Yine de siz şarj ederken böyle bir değişiklik yaptığınızda, bataryayı değiştirdiğinizde başında bekleyin. Ara sıra pilin üzerine dokunarak ya da işte kutuyu kapattıysanız kutu üzerinden cihaza dokunarak sıcaklığını bir denetleyin. Isınması demek bir tehlike var demek. Çok fazla ısınmaması gerekiyor. Ben şarj ettiğim sırada herhangi bir ısıyla karşılaşmadım. Bir problem gözükmüyordu.
Arkasını madem şarj ettik, bir de deşarj edeyim istedim. Saat 5 civarında, akşamüstü 5 civarında şarjı tamamen dolduktan sonra üzerindeki kendine ait olan LED lambasını taktım, çalıştırdım. Şu an itibariyle saat 8'e 10 geçiyor. Yaklaşık 3 saattir hiç kesintisiz üzerindeki feneri yakıyor. Hani bilmiyorum cihaz yeni alındığında ne durumdaydı ama ben bunu son kullandığım dönemlerde hep beni bu yarı yolda bıraktı. Bir saat belki yandı, belki yanmadı. Bir saat bile değil. Elime bunu alıp işte arabanın motoruna, altına falan bakarken hep yarı yolda bıraktı. Hep söndü, hep şarjı bitti. Bunun üzerine zaten biliyorsunuz böyle bir değişiklik yaptık. Üzerindeki bataryayı değiştirdik. Eski bataryası şuradaydı. Eski pil oldukça hafif. Yeni taktığımız LG'nin notebook'tan söktüğümüz bataryası ona nazaran oldukça ağır. Onun dışında müzik dinlemeye kalktığımda da bayağı bir seste yükselme hissettim ben. Normalde sanki bu kadar yüksek ve güçlü bir ses vermiyordu. Bilmiyorum belki psikolojiktir, belki çok sessiz bir ortamda kullandığım, denediğim içindir ama oldukça bana ses yüksek geldi. Bunu daha çok şeylerde fark edeceğim. Bisiklete koyduğumda, bisiklette gezdiğim sırada bununla müzik dinlemesi hoşuma gidiyordu benim. Hem müzik dinleyip hem fener açıyordum. O durumda zaten 20 dakika belki gidiyordu. Çok fena durumdaydı. Şu an böyle bir problem yok. Hatta pili durduğu yerde bitiyordu. Artık cihazı toplayalım diye düşünüyorum. Ben 3 saat 11 dakikadır yaklaşık olarak cihaz yanıyor. Bir problem yok. Hatta toplamadan önce bence bir 3 saatin sonunda pilimiz kaç volta düşmüş onu bir görelim. Bir bakalım. Zira elimizdeki pil LG'ye ait bir pil. LG'nin cut-off voltajı yani en düşük kesme elektriği 3 volt diye hatırlıyorum. 3 voltun altında bunları düşürmemek gerekiyor. Ömrünü tüketiyorsunuz pilin. Şu an 3.2 volt civarında ölçüyorum. 3 saatin sonunda pilin geldiği elektrik 3.2 volt. Oldukça iyi aslında. Oldukça güzel. Avometreden görme şansınız var mı bilmiyorum. Şöyle aydınlatalım. Evet. Cihaz 3.2 volt gösteriyor. 3 volta kadar yolumuz var. 0.2 volt daha valet düştükten sonra artık bunun zaten büyük ihtimal elektriği kesecektir pil. Bunun altında düşürmemek gerekiyor. Pilde de herhangi bir ısınma durumu söz konusu değil. Sadece LED'in kendisi ısınıyor. Devre kartında da o şekilde. Artık ben bunu toplayacağım ve bundan sonra kutusu kapalı bir şekilde şarj edeceğim. O şekilde deneyeceğiz. Pili toplarken bataryanın kutuplarının olduğu yerlere de elektrik bandı mutlaka koyun. Elinizden gelince bataryayı kalınlaştırmamaya çalışın. Kendi üzerindeki pil şirinkli olduğu için oldukça ince durumdaydı. Bu bataryadaki kalını açtığınız takdirde kapağı kapanmayacaktır. Gelin birlikte bunu toplayalım artık. Elinizden gelince artı kutunun arka kısma gelmesini sağlayın. Zira cihazlarda söylenmese bile her daim dış kısım şasedir. Yani USB soketinin dış kısmı, dışa shielding dediğimiz kısmına temas eden yeri bir ground'dur. Ve kısa devre yaratırsınız. O yüzden ben artının olduğu kısmı arka tarafa, boş tarafa. Hani olup da delinip de negatifin dışa değmesinde bir sorun yok. Ama pozitif değerse pili patlatma ihtimalimiz, kısa devreden kaynaklı olarak patlamasa bile yangın çıkartma ihtimalimiz artar. Zira lityum-iyon bataryalar bu konuda anlık akım konusunda çok kuvvetli bataryalar. Şu şekilde daha kolay olacağını düşünüyorum. Evet, tüm tırnaklar yerine oturdu. Şu an sorun yok.
Gördüm, derece az sorunsuz bir şekilde çalışıyor artık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız bu ve buna benzer antik kuntin videolar için abone olup zili açmayı da unutmayın. İyi günler, iyi çalışmalar.